Maraş'ın Ervistan ilçesindeyiz. Şu anda enkaz çalışmalarının yapıldığı yerlerdeyiz. Bu binaların birçoğu neyse ki ikinci depremde yıkılmış. Çünkü ilk depremden sonra insanların birçoğu zaten binasının yani evin dışına çıkmış. Ama maalesef ikinci deprem olmasına rağmen büyük bir yıkımın olduğunu gördük. Ya burada gönüllüler çok fazla. Yani Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelmiş. Burada gerçekten büyük bir emek veriyorlar. Bunu gördük, yakından şahitliğini yaptık. Ama koordine edecek hiç kimse yok. İnsanlar kendi çabalarıyla bütün bu süreci yürütmüşler. Kendi ifadeleriyle gelmişler. İnsanlar kendilerine ulaşmış. Bu binada bir insan var, ulaşmamız gerekiyor diye. Bilgileri kendileri AFAD'a vermiş. AFAD'dan doğru kendilerine bir bilginin gelmediğini ifade ediyorlar. Gerçekten bu belki daha koordineli bir süreç yürütülse can kaybının daha az olabileceğini de hep beraber tespitini de yapıyoruz. Biz birkaç gün boyunca burada olacağız. Dediğim gibi büyük bir dayanışma var. Burada çok fazla gönüllü var ama koordine edecek bir akıl yok. Belki yani devletin en fazla yapması gereken şeydi koordine etmek. Yoksa insan gücü var. İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanından gelip buradaki yaraları sarmaya çalışıyor. Ama yaraları sarmak için yol bilmek, iz bilmek, nerede ne yapacağını bilmek, birinin bu işleri denetlemesi de en temel ihtiyaçlardan biri. Ama bugün Elbistan'da bunun olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılmıyor burada. Şu gördüğünüz yerde boş yatıyor. Aileler gelmiş, burada yakınlarının olduğunu söylemiş, bir çalışma yapılmış, oradaki yakınlar çıkartılmış. Şurada gördüğünüz yerde bilinmeyen yazıyor. Bu bilinmeyen demek de burada insanlar var mı yok mu bilinmiyor. Onun için herhangi bir çalışma yapılmamış. Yakınları gelmemiş, bilgi vermemiş de olabilir. Hiç kimse yok da olabilir. Bu konuda şu anda buradaki hiç kimsenin bilgisi yok. Tam da bu nedenle buraya bilinmeyen diye bir yazı yazılmış. Yani bu enkazda hiçbir çalışma şimdiye kadar yapılmamış.